Ne? Bilet alamadım. Eminönü'nden başlıyor sıra Karaköy'e kadar gidiyor. Eve daha yakındım, çıktım geldim. Ben aldım. Ben de aldım. Ben de aldım. Nasıl? Senin yaşını tutuyor mu? Sen nasıl aldın? Annem aldı. Ben de. Duracağım. Ben de aldım. Sen de mi aldın? He. Benim iki tane aldım. He. Anne be. Ha. Bir tanesini bana versene onu. Ya sana verdiğime çıkarsa? He. Çıkmayacak olanı ver be. Ha, çıkmayacak olan. Bir dakika. Tamam, bunu al o zaman. Tamam. Sıcaktır biraz. Sen onu al. Ama bak bir daha bu soruna bak. Damat, bir daha vermem ha. Bu değil ya her sene aynı şey. Yavrum, bu bizde gelenektir ya. Her sene yılbaşında yılbaşı bileti alınır. Benim babam alırdı. Ben mesela dedem alırdı, onun babası alırdı. Bir daha vermem ha. Hem bu sene ikram ya 100 milyon. 100 milyon mu? Bize çıksa ne yapardık değil mi ya? Neler yapardık anne, inanılmaz olurdu, süper olurdu. Ambili bili 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 olurdu. Tamam annem, anladık. Ne oluyor lan ambili bili bili? Ne oldu, sana çıksa ne olacak? Ne yapacağım peki sana çıktı diyelim mesela? Benim çok büyük hayallerim var. Oy, ne yapardın? Bu mu lan hayalin? Bu mu lan senin hayalin? Ya siz bir de benim hayalimi görün ya. Ah bir zengin olsam. Ha, ne olacakmış zengin olunca? Görelim. Bu ne biçim hayal ya? Allah Allah. Niye ya? Ne güzel hayali vardı çocuğun. Öyle mi Mustafa? Güzel hayalin vardı Mustafa. Şey ya, Metin'in hayali ya. Benim hayalim. Evet Allah ya, Allah. Benim hayalim. Bir kere de eğleneyim ya gönlümce. Vallahi öyle. Sanki anneannesine çıksa sanki eğlenmeyecek gönlünce de anneannesi. Anne, hakikaten 100 milyon sana çıksa ne yaparsın? Yavrum, ben de bu yaştan sonra. Anlat kız. Aldım. Anne iyi ki yarım almışsın. Tam alsan burada neler yaşanacaktı bilemiyorum. Peki gelelim Nalan Hanım size. Sizin hayaliniz ne olacak acaba? Var bizim de bir hayalimiz be Mustafa. Yaşayamam ben orada. Sen bahçesin, ben kasırga. Çiçeklerin kopar burada. Yapma Nalan. Ben karşının taksisiyim.
sensizim, ömrünün hayatsızım. Olmaz. Nane var. Ağacını taktik. Çocuğu tabii. Bak ben yara gibi, gönlünde bir yara gibi hala. Yakma nalan. Sessiz konuşur olursun, ayıp olur kahrolursun. Olma nalan. Beraber söyleyelim mi? Diyet miydi oğlum o? He işte Emircan İrek'le düetti, ben yaptım düeti. Çok onun hayali gibi değil yani. Olsun. Ya birader senin şey vardı ya, şeyi söylesene. Neydi o? Akşam, ne? Akşam... Akşamcı. Akşamcı. Sen Metin Pırlıs mısın lan? Sen Metin Pırlıs mısın? Ya ne olur bir klibinde de ben oynarım belki ya. Ulan akşamcı klip çeksek seni mi oynatırız? He ağzın bal yesin ya. Vallahi. Teşekkür ederiz. Vallahi hayallerimiz. Hayalinizde bana yer verdiğiniz için. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi yıllar dilerim. Sağ ol, seni gidebilirsin. Çok sağ olun. Kovar gibi gönderdin adamı ya. Baba açıklanıyor, açıklanıyor, açıklanıyor. Aha. 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 Dur. Ana. Bilet, biletlerde. Nerede? Ha, burada. Dokuz, altı, sıfır, bir sıfır daha, 90. Hadi lan orada. Ne oldu? Ya hadi gidin lan, sana salak lütfen valla. Ne oldu? Bana çıktı lan! Ne? Lan eve, bana çıktı! Nasıl? Bana çıktı! Vallahi bana çıktı, görmüyor musun? 96'sı 99. Bana çıktı. Rina, rina, rina. Rina, rina, rina. Kaç sana mı çıktı? Daha mı aldı sana? Oh be, hayallerimiz gerçek oldu be. Ya dur abi. Sana emaneten verdiğim bileti geri ver. Yok ya. Sen verdin, niye vereceğim geri? Tamam, tamam, tamam. Bilet hepimizin bileti. Yalnız herkes hayalini anlattı. Sen anlatmadın Mustafa. Senin hayalin ne? Benim hayalim ne olacak? Ben sizin hayalinizi gerçekleştiririm ya. Allah Allah. Özel jetiniz hazır efendim. Havai rota oluşturuldu. Aileniz de sizinle gelecek mi? Kim? Aileniz. Heceler misin? A-i-le-niz. Ha şu, ah şunlar, şunlar. Tamam hadi gelsinler ya. Ben onlarsız ne yaparım ya? Ya Mustafa'm benim ya. Bak kıyamaz bize, kıyamaz. Bizi de götürür canım Mustafa. Götürmez miyim be? Ulan çıktı be. Mustafa. Canımın işi söyle, ne istiyorsun söyle. Mustafa senin numaran... 96-00-99 değil ki Mustafa. Senin numaran 66-00-96 Mustafa. Ters tutmuşsun. Böyle tutmuşsun Mustafa. Hayır, talih kuşundan da mı anlamadın Mustafa? Ben ne bileyim kızım, ben bunu tahtacık verici sandım. Nasıl ya? Şu an kazandım. Kaybettim. Kazandım. Kaybettim lan.
Her işlerim ters damat. Ya. Ne yapacağız biz şimdi ya? Ne bileyim, ne yapacağız ya? Tamam, tamam canım, saçmalamayın. Ay sanki paramız vardı da onu kaybettik. Ne yapacağız? İşte her zamanki gibi ne yapıyorsak onu yapacağız. Neyi? Daha söz var mı televizyonda? Ha, çok güzel hareketler de var baba. Aç. Tamam, açın da izleyelim be. Aç. Ne yapalım be? Devam ederiz değil mi hayatımız anne? Evet. Ne diyorsun? Ne olacak tabii ama hayali bir güzel, bile güzel doğurdum diyemedim. Çok güzel. Yaklaştık ama ya. Çok güzel ki diyenler, zil diyenler. Safa Bey, zili çalmak size de yakışır mı? Bir zili çok güzel çalıyorsun. Buyur kardeşim çal. Evet. Ve Emircan İrek gerçekten şahsen benim de bayıldığım şahane, kendine özgü tarzı olan, müziği olan burada bizimle birlikte olduğun için çok mutluyuz. Hoş geldin kardeşim. Vallahi alkışlar Emircan'a gelsin. Çok şahane bir adamsın. Şahaneydi girişinde. Nasıldı sahnede olmak? Yani hem müzik hem oyunculuk yaptın yani. Evet, evet yani ilk deneyimdi benim için. Öyle mi? Hiç evet. Tiyatro ilgilenmedi. Hiç hiçbir şey yapmamıştım. Ama Metin Bıhlıs'la karşılıklı oynadınız. Karşılıklı, ya daha çok Metin oynadı. Ben çok oynamadım. Klipte. Metin'i izledik yani. Nasıldı Metin klipte oynamak? Çok farklı bir deneyimdi yani. Senin de ilk klibin benim oldu. Benim de ilk klibim. Sen o, madem ilk klibinde oynadın, sen de gel ilk defa tiyatronda oyna deyip karşılıklı ilk klibi yaşattın. Evet, karşılıklı bir şey yapıyor. Teşekkür ederiz. Alkışlar. Tekrar Emircan İre'ye ve bu şahane skicin oyuncularına gelsin. Çok güzel hareketler. Devam ediyor.